ben Sevilay. Bugün sizlere zeytinyağlı bamya yemeği yapacağım. Bamya yıkılması biraz zaman alıyor, uğraştırıcı. Ama bamya yemeği yapmak çok kolay, çok da faydalı. O zaman bamya yemeğimizin yapımına geçelim. Zeytinyağlı bamya için gerekli malzemeler 500 gram bamya, 1 adet soğan, 3 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates biber karışık salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım adet limonun suyu, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıcak su. Bamyalarım önümde tuzlu ve limonlu suda bekliyorlar. Bu işlem bamyaların içindeki salyasının dışarı çıkmasını engelliyor. Şimdi şöyle bir tane bamya aldım. Bamyalarım iri gözükse de tamamen Uşak'taki bahçemizden doğal. Şimdi şu kenarındaki siyah kısımları çok fazla dibe inmeden böyle bıçakla kesiyorum. Kalemtıraşla kesenler de oluyor bu işlemi. Soyacakla da yapanlar oluyor. Ama en güzeli bence bıçakla yapmak, çünkü soyacakla ve kalemtıraşla çok dibe inebiliyor. Yine salyalı kısmı dışarı çıkarabiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle huni şeklinde tamamen başını kesenler oluyor ama bence gerek yok. Hiç gerek yok. Bu şekilde sadece siyah kısımlarını temizliyoruz. Yine tuzlu ve limonlu suyun içine bırakıyorum. Bu şekilde ince bir tabaka halinde, çok fazla dibe inmeden yavaş yavaş kesiyorum. İlk zaten çok taze bir bamya. Hiç huni şeklinde böyle tamamen şu kafasından kesmeme gerek yok. Sadece şu siyah kısımları alsam yeterli. Hafif de tepesinde var. Onu da alsam yeterli oluyor. Bu şekilde. Şöyle dokunduğunuzda yumuşak salyamsı tabaka gelmesin elinize. Eğer geliyorsa çok kestiniz demektir. Şimdi ben aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Son bamyamı da temizledim. Gördüğünüz gibi bamyalarım siyah kısımlarını temizledim. Bamyalarım artık pişirilmek için hazırlar. Tencereyi ocağın üzerine koydum. Ocağın altını yakıyorum. Zeytinyağımı tenceremi döküyorum. Sağ sol üzerine sallıyorum. Yağımın ısınmasını bekliyorum. Yağım ısındı. Isınan yağımın içine soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarım pembeleşene kadar kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımın içine salçamı ekliyorum. Biber salçası, domates salçası karışık ama koymak zorunda değilsiniz. Sadece domatesle de yapabilirsiniz. Ben biber salçasını sevdiğim için yemeklerde kullandım. Şimdi salçamın da şöyle kokusu gelene kadar 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Kavrulan salçalarımın içine şimdi küp küp doğramış olduğum domateslerimi ekliyorum. Şöyle domateslerimi altına açıyorum. Yüksek ateşte önce şöyle 1-2 dakika böyle karıştırıyorum. Domateslerim böyle hafif sulanmaya başladılar. Gördüğünüz gibi şu anda daha diriler. Erimesi gerekiyor. Şimdi şöyle ağzını kapatıyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Domatesler eriyene kadar bekliyorum. Domateslerimi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi domateslerim renklerini kaybetmişler. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir çay bardağı kadar, hatta bir çay bardağından daha az, çünkü benim çay bardağım büyük, su koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. Üzerine limon sıkıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde. Yine bu bamyanın salyalanmasını engelleyelim. Belli edici de güzel oluyor. Karabiber ve pul biber kullandım. Çok az. Yarım çay kaşığı kadar ikisinden de. Şöyle altını açıyorum. Şöyle suyunun fokurdadığını bir göreceğim. Zaten sıcak koydum ama yine de şöyle fokur fokur kaynadığını bir göreyim. Kaynıyor. Suyunu da, tuzunu da koyuyorum. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz koydum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Çok fazla sulu bamya güzel olmuyor. O yüzden çok fazla su eklemeyin. Domatesi biraz daha fazla koyup hatta hiç su kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi bamyalarımı şöyle
domates sosun içine bırakıyorum. Şöyle sallıyorum hafifçe. Karıştırmıyorum kesinlikle. Çünkü yine karıştırmak bamyanın salyalanmasını sağlıyor. Çok az. Yani şöyle içine karışacak kadar hafifçe dokunabilirim. Bu kadar zarar etmez. Ama daha fazlasını yapmıyorum. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve bamyalarımı pişmesi için bırakıyorum. Tam 30 dakika oldu. Bamya yemeğini kontrol ediyorum. Bamyanın cinsine göre pişme süresi değişebilir. Şöyle bir tane alıyorum. Yumuşamış, pişmiş görünüyor ama şu sert kısmından kontrol etmek gerekiyor. Evet, bamyam pişmiş. Ocağın altını kapatıyorum ve bamyam hazır. Bugün sizlere zeytinyağlı bamya tarifi verdim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.